Türkiye'nin yakın zamanlar itibarıyla, bilhassa Biden Amerika'da iktidara geldikten sonra bir sıkışmışlık yaşadığı sır değil. Bu sıkışmışlığın sadece 1990'lardan başlayarak Türkiye'nin Amerika, NATO ve Avrupa Birliği tarafından dışlanma süreçleriyle mahdut olmadığını da kestirebiliyoruz. Rusya'nın Suriye'ye girmesi, Libya'da karşımıza çıkması bu sıkışmışlığın başka bir yüzü olarak mütalaa edilebilir. Üçüncü büyük gelişme ise Çin'in İran üstünden sınırımıza dayanması oldu. Çok farklı noktalara seyahat edeceğim. Bazen size derdimi anlatırken içim içime sığmıyor. Yalanla kavrulan bu dünyaya düzeni getirmeye çalışan bir avuç insandan başkası değilmiş hissine kapılıyorum. Azgın suların ve hatta köpüren dalgaların içinde buluyorum kendimi. İçimde bir fırtına var benden ayrı. Beni bu fırtınayla yalnız bırakanlar belki bana iyilik ettiğini düşünüyor. Lakin o fırtına onları vurduğunda surat ifadelerini merak ediyorum. Rüzgar yakar mı demeyin, yakıyor. Benim adım Tayfun. Anadolu'nun adına köy denen bir kasabasından gelip başına buyruk bu düzene kafa tutmaya kalkışan, aklı beş karış havada herifin tekiyim. Bazen bana ve davama inanmayanları anlıyorum. Bazen ben bile kendime inancımı kaybediyorum. Lakin şunu biliyorum. La tahzen innallâhe me'âne. La tahzen innallâhe me'âne. Türkiye, Avrupa Birliği ve Amerika tarafından dışlanıp PKK üstünden sıkıştırılınca Rusya ve İran'la beraber hareket etmek yolunu seçti. Bilhassa 15 Temmuz çok belirleyici oldu. Rusya, bu NATO operasyonunun karşısında Türkiye'nin yanında yer aldı. Uçak krizi aşıldı ve yakınlaşmalar başladı. Astana ve Soçi zeminleri bu yakınlaşmanın meyvesi oldu. Buna Çin'le yakınlaşma teşebbüsleri de dahil edildi. Hasılı bir Avrasyacılık rüzgarı esti. Evvela Ukrayna meselesi gündeme geldiğinde Rusya ile gerildi. Türkiye açık ve koyu bir tonda Kırım'ı işgal eden Rusya'nın karşısına çıktı. Ukrayna ile ekonomik, teknolojik ve askeri ilişkiler, alışverişler başlatıldı. Dahası Donbas'taki gelişmeleri karşılamak adına anti-Rus bir siyaset üzerine kurulan Bükreş dokuzlusuyla yakın temaslar kuruldu. Dikkat çekici olan Rusya'nın bu adımlar karşısındaki tavrı beklendiği kadar çok sert bir seviyeye tırmanmadı. Evet, rahatsızlıklarını dile getirdiler. Ama bu hiçbir zaman dışlayıcı bir seviyeye gelmedi. Ermenistan-Azerbaycan savaşında ılımlı tavırlarını devam ettirdiler. Ustalıklı bir şekilde Türkiye'yi de devreye sokarak nihai tahlilde duruma hakim oldular. Amerika'nın Asya'dan çekilmesinin doğurduğu boşluğu bir şekilde değerlendirmek istedik. TDT bu yolda atılmış bir adımdı. Rusya bunu da kategorik olarak dışlamadı. Ama Kazakistan'ı yeniden inhirasına alarak TDT'ye kendisi olmadan bu sürecin yürüyemeyeceğini göstermiş oldu. Rusya apaçık görülüyor ki Türkiye'yi dışlayarak değil, yedeğinde tutarak Asya hakimiyetini devam ettirmek istiyor. Diğer taraftan İdlib başta olmak üzere Suriye ve Libya'da ise kararlılıkla Türkiye'yi zorluyor. Daha mühim bir gelişme ise Çin'in Rusya ile paralel yürüttüğü siyasetlerle Pakistan'dan sonra İran'ı da işin içine katarak sınırımıza dayanmasıdır. Çin, İran ve Türkiye üstünden geçen tek yol hattını dondurmuş durumda. Buna mukabil Kazakistan Rusya hattını işletiyor. Çin, Uygur meselesini öne sürerek TDT'den son derece rahatsız. Niyetinin Amerika tarafından dışlanan, başta Birleşik Arap Emirlikleri olmak üzere Körfez'i İran'la yakınlaştırmak ve deniz hattını Suriye'ye bağlamak olduğu anlaşılıyor. Sayın Çavuşoğlu'nun son Çin ziyareti, Çin-Türkiye ilişkilerinin tabiri caizse duvara tosladığını gösteriyor. Hasılı Rusya-İran-Çin bağlamı baskın çıkmış ve Türkiye'yi kuşatmış durumda. Buna son zamanlarda Çin'in kontrolüne girmiş olan Pakistan'ın ne tepki vereceğini yakında anlayacağız. Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye'ye yakınlaşması ise Anglo-Amerikan hattının yukarıda anlattığımız gelişmelere verdiği tepkiyi dile getiriyor. Çin'in
Birleşik Arap Emirlikleri'ne İran üstünden bir baskı yapmakta olduğunu anlayabiliyoruz. Anglo-Amerikan hattı ise Birleşik Arap Emirlikleri'ne Türkiye'yi işaret ediyor. Suudi Arabistan'ın durumu ise şimdilik belirsiz. Çin'in Doğu Akdeniz'e ulaşan tesirlerini bir üçgenle bloke etmek istediklerini anlıyorum. Bu üçgen İsrail Körfez ve Türkiye'den oluşuyor. Çin, Körfez-İran ilişkilerini kendi hattına çekerek topraklamak isterken, Anglo-Amerikan hattı ise aynı topraklamayı Türkiye-İsrail-Körfez hattında yapmak istiyor. Amerika'nın EastMed projesini tasfiye etmesi de buna işaret ediyor. Doğu Akdeniz doğal gaz yataklarını Avrupa'ya akıtmak isteyen İsrail için, uzun vadede Mısır'ı da katarak Türkiye ile normalleşmesinin dışında ihtimal kalmıyor. Diğer taraftan Avrupa'nın Rusya'ya olan enerji bağımlılığını kırmak için Hazar petrollerinin ehemmiyeti artıyor. Aliyev'in Avrupa'da nasıl karşılandığını hatırlayalım. Eğer gelişmeler bu şekilde seyrederse Rusya ve Çin'in Türkiye-Azerbaycan, Türkiye-Pakistan, Türkiye-Körfez ilişkilerini baltalamak için bir mesai göstereceğini tahmin etmek zor olmasa gerek. Bu dinamikler Ukrayna kördüğümünde ve kızışan Balkanlar üstünde de Türkiye'nin tercihlerini belirleyecek derecede tesirli olacağı benziyor. Bu açıdan Arnavutluk ziyaretinde Sayın Cumhurbaşkanı'nın yaptığı, bilhassa İsrail ve NATO vurgulu açıklamalar hakikaten de tarihi bir değer taşıyor. Türkiye yeniden tercihini Batı'dan yana yapıyor gözüküyor. Ne mukabilinde ve hangi maliyetler temelinde zaman gösterecek. Ama bu sorular sıkıntılı ve sancılı süreçleri yaşadığımıza işaret ediyor. Allah diplomasimize kuvvet versin. Bu sıralarda Arap dünyasını en çok meşgul eden hadiselerden biri 17 Ocak Pazartesi günü Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkentine düzenlenen hava saldırılarından dolayı Yemen'de yeniden gerginliğin tırmanması. Belirtilen tarihte Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dhabi'nin Musaffah Mahallesi'ndeki sanayi sitesini hedef alan saldırılar düzenlendi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin açıklamasında saldırıda petrol tankerlerinin vurulduğu ve en az 3 tankerin hasar gördüğü, 3 kişinin hayatını kaybederken 6 kişinin de yaralandığı duyuruldu. Saldırıyı Sana'da kontrolü elinde bulunduran İran destekli Husi örgütü üstlendi. Örgütün sözcüsü Yahya Seri saldırıyla ilgili açıklama yaparak örgütlerinin Kuds 2 tipi 400 ile Musaffah Mahallesi'nde bir petrol rafinerisini ve Abu Dhabi Havaalanı'nı Zülfikar tipi bir balistik füzeyle de Dubai Havaalanı'na hedef aldığını, ayrıca Samat 3 tipi insansız hava araçlarıyla bazı önemli ve hassas noktalara saldırı düzenlendiğini bildirdi. Seri açıklamasında, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Yemen'e karşı düşmanca tutumunu devam ettirdiği sürece kendisini güven içinde hissedemeyeceğini ifade etti. Associated Press haber ajansı, özellikle Musaffah Mahallesi'ndeki petrol deposu olarak kullanılan bir alanda meydana gelen hasarı gösteren uydu görüntülerini yayınladı. Olayın arkasından Birleşmiş Milletler'in New York'taki genel merkezinde açıklama yapan Birleşik Arap Emirlikleri temsilcisi Lana Nusseibeh, ülkesinin yapacağı tahkikattan elde edeceği verileri Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi ile paylaşacağını dile getirerek, Güvenlik Konseyi'nden de Husilerin saldırılarına karşı güçlü ve ortak bir tavır sergilemesini istedi. Türkiye'nin de aralarında bulunduğu birçok ülke Husi saldırılarını kınadı. Dikkat çeken bir gelişmede İsrail Cumhurbaşkanı'nın Abu Dhabi Veliaht Prensi Muhammed Bin Zayed'i bizzat telefonla arayarak saldırıyı kınaması ve yardım teklifinde bulunmasıydı. 7 Ot Ahara Not gazetesinin yayımladığı haberde İsrail'in Birleşik Arap Emirlikleri'ne benzer saldırı ihtimallerine karşı eğitim ve teçhizat desteği teklifinde bulunduğu belirtildi. Bu sıralarda zaten Birleşik Arap Emirlikleri, işgalcilerin şirketiyle askeri malzeme tedariki konusunda önemli anlaşmalar imzalıyor. Husi saldırısı bir bakıma işbirliğini daha da güçlendirmek için gerekçe oluşturmuş oldu. Bu arada Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan koalisyonu Yemen'de Husi örgütüne yönelik saldırılarını artırdı. Yapılan açıklamalarda saldırılarda örgütün askeri teçhizatına büyük zarar verdiği, militanlarından da en az 80 kişinin öldürüldüğü iddia edildi. Tabii ki tek taraflı olarak verilen bilgilerin ne derece doğru olduğu tam bilinemez.